Herkese merhabalar, ben BlenderGoodies.com'dan Hakkı Rıza. Bugün sizlere çoğu kişinin merak ettiği bir konudan bahsedeceğiz. Bu konu UV Mapping. Öncelikle ben derse başlamadan önce, şurada gördüğünüz derse başlamadan önce UV Mapping'i internet sitelerinden bulduğum kadarıyla, özür dilerim, internet sitelerinden bulduğum kadarıyla açıklayacağım. Şimdi Wikipedia'da arkadaşlar, Google'a direkt UV Mapping yazdığınızda Wikipedia'daki sonuca ulaşırsınız. Öncelikle bilmeniz gereken şey, UV mapping kesinlikle bir, yani 3D sanatı ile ilgili bir terimdir. Şu cümlede arkadaşlar, anladığım kadarıyla 3D modellerden 2D fotoğrafların, 2D resimlerin elde edilmesi anlamına gelir. Mesela UV mapping'de işte öyle işlemler yapıyorsunuz ki 3 boyutlu bir modelin, yani x, şurada gördüğünüz x, y ve z ekseninden oluşan 3 boyutlu bir modelin UV mapping işleminden sonra 2 boyutlu bir resme dönüşmesi olayıdır. Bu işlemler arkadaşlar size yani karmaşık nesnelere en uygun şekilde kaplama atamayı sağlar. Şuradaki fotoğrafta arkadaşlar bir kürenin UV mapping'den sonra 2 boyutlu bir, yani kare bir düzleme dönüşmesinden bahsediliyor. Peki mesela bunu niye yaparız? Şunun için, mesela altta da bir örnek vermişler. Yine bir küre ve 2 boyutlu bir resim. Küreyi UV mapping'den sonra 2 boyutlu bir nesneye çeviriyor adam ve bu 2 boyutlu nesneyi yine 2 boyutlu dünya kaplaması ile birleştiriyor, üst üste getiriyor ve bu üst üste gelme sonucunda şurada gördüğünüz gibi işte yani o kaplama, dünya kaplaması küre olan dünyaya çok güzel bir şekilde oturuyor. Biz bunun gibi şeylerden bahsedeceğiz. Veya mesela şurada iki tane küre görüyorsunuz. UV mapping ile kaplama atanmış ve UV mapping kullanılarak kaplama atanmış iki resim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi kaplama çok net bir şekilde atanamamış. Bazı bozukluklar var. Burada ise çok net bir biçimde atanmış. Hatta burada küre açılımı kullanılmış. Yani küre açılımı dediğim, şu kürenin belli bir planeye belli 2 boyutlu bir düzleme dönüşebilmesi için gerekli olan UV mapping tekniğidir. Bu küre açılımı arkadaşlar şöyle bir hataya sebep olur. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar üstteki yeşil kareler kutuplara gittikçe küçülmeye başlar, fark ettiğiniz gibi. Hatta bunun şöyle bir hatası vardır. Bunu daha önce göstermeyi planlamıyordum ama şu anda aklıma geldi. Ben göstereyim hemen. Şunu kapatalım da bir. Dünya haritasında bu küre açılımından dolayı ortaya çıkan bir hatadan bahsedeceğim şimdi. Evet, şurada çok net bir şekilde görünüyor mesela. Hemen açılsın, bekliyorum. Şimdi arkadaşlar, küre açılımını yaptığınız zaman, ben şurada olarak hemen konuşayım. Küre açılımı yaptığınız zaman ekvatordaki yüzeyler kutuplardaki yüzeylere göre daha büyük gözükmeye başlar. Veya bunun, yani böyle hatalar çıkar ve bunun dışında da bazı hatalar çıkmakta. Mesela şurada görüyoruz. Arkadaşlar, şurada gördüğünüz ada Grönland adası, Danimarka'ya bağlı. Ve şurada gördüğünüz ada da Avustralya kıtası. Yani ada dediğim daha doğrusu kıta. Avustralya kıtası. Bildiğim kadarıyla İngiliz sömürgesi ama bunun bir önemi yok. Neyse. Avustralya arkadaşlar dünya ile yaşıttır. Yani 4,5 milyar yıl yaşındaki topraklara sahiptir. Ve boyutu cidden çok büyük yani. Hatta şurada Türkiye var. Karşılaştırıp görebilirsiniz. Veya mesela şunu söyleyebilirim. Grönland'da şurada gördüğünüz gibi oldukça büyük bir ada. Türkiye ile karşılaştırıp görebilirsiniz diyebilirdim normalde ama diyemiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Bu tür yani dünya normalde bir küredir ama burada dünya haritasını bir iki boyutlu bir resmin üzerindeymiş gibi görüyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Şöyle ki bu küre açılımı dediğimiz yöntemi uyguluyor burada NASA. Çok özür dilerim, bir dakika. Sanırım videoyu bir durdurmam gerekecek. Evet, çok özür dilerim arkadaşlar. Ben kaldığım yerden hemen devam edeyim. NASA'nın arkadaşlar uyguladığı bu küre açılımı olayında benim bildiğim kadarıyla çok fazla sayıdaki parçayı, yani resim parçacıklarını birleştirerek bütün bir dünya resmi oluşturuyorlar.
Ve onlar da kür aşılamanı bu şekilde yapıyorlar. Yani dünyayı 3 boyutlu bir ortamda tekrardan yaratarak işte kür aşılımı yapma şansları olmadığı için dünyanın çevresine çekilmiş çok fazla fotoğrafı bir araya getirerek kür aşılımını uyguluyor NASA. Ve bu şöyle bir hataya neden oluyor. Grönland arkadaşlar aslında çok küçük bir adadır. Yani burada göründüğü kadar fazla değildir. Mesela şurada Baffin adası var. Ama Baffin adası mesela burada göründüğü kadar büyük değil. Aslında çok küçük bir adadır. Kutuplara doğru gittikçe arkadaşlar nesneler yani yüzeyler çok büyükmüş gibi görünür. Ama aslında değildir. Küçüktür. Yani böyle bir sıkıntı var. Mesela Avustralya olduğundan şurada göründüğünden çok çok daha büyük. Ama öyle görünmüyor yani. Grönland devasa görünüyor. Yani şu an Grönland çok büyük görünüyor. Hatta bir isim vereyim. Bir bulabilecek miyim bir bakayım. Grönland. Eğer Grönland'ın haritası veya şöyle söyleyeyim. North Pole Map. Şimdi arkadaşlar, bu küre açılımı ile ilgili olan hataları düzeltmek için adamlar şöyle bir yöntem geliştiriyor. Madem diyorlar biz hani dünyayı bir yüzeyde gösterdiğimizde Grönland küçülmeye uğruyor. O zaman fazladan bir harita daha yapalım. O haritada kuzey ve güney kutup noktalarını göstersin. Böylece adam eğer güney mesela Grönland gibi adaların gerçekten ne kadar büyük olduğunu öğrenmek istiyorsa bu hazırladığımız diğer alternatif adalara bakar. Böylece hatayı yani adam kendisi anlar. Kendisi görür diyorlar. Ve o yüzden de kuzey kutup noktalarının da haritalarını ayrıca bakmanız gerekiyor ki Grönland gibi adaların gerçek boyutunu görebilirsiniz. Mesela örnek. Yani şurada arkadaşlar söze gerek yok. Grönland aslında bu kadar. Türkiye de burada. Yani mesela bu ortada da sanki Türkiye yani Türkiye'yi iki kat daha büyük yapsa sanki Grönland olacakmış gibi. Ama öbür fotoğrafa baksanız sanki Grönland Türkiye'nin 5 katı kadar falan yani. İşte bu tür hatalar gerçekleşiyor. Küre açılımında. Neyse ben bu ayrıntıyı niye anlattım bilmiyorum ama bir önemi yok zaten. Sadece söyleyeyim dedim. Yani UV mapping'in mantığını ancak bu şekilde kavrayabilirsiniz. Neyse. Şurada küp açılımlarından bahsedilmiş. Mesela küre açılımında böyle hatalar gerçekleşiyor ya. Gerçi küre açılımında böyle hatalar gerçekleşiyor dediğimde aklınıza küp açılımında da mı hata var gibi bir şey gelebilir. Ama hayır yok. Küp açılımları çok temiz ve net bir biçimde gerçekleşebiliyor. Şimdi arkadaşlar. Şunu anlatmadan önce ben bir geçeyim şeye. Blender'a. Şimdi. Burada arkadaşlar UV mapping'in atandığı 5 tane nesne var. Şu kürede arkadaşlar küre açılımını uyguladım. Hatta görebilirsiniz. Kutuptaki yüzeyler daha küçük. Ekvador'dakiler birazcık daha büyük gördüğünüz gibi. Şurada daha farklı açılımlar uyguladım. Ya da şurada. Burada silindir ile ilgili olan bir açılım kullandım. Ve burada da en tipik küp açılımını kullandım. Şurada gördüğünüz gibi en tipik küp açılımı. En yer kullanılan alışılagelmiş küp açılımı. Şurada da gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar. Yani aslında bunu şurada gördüğünüz bir kaplama arkadaşlar. Şu gördüğünüz kaplama test kaplamasıdır. Her Blender dosyası bunu yaratabilir. Birazdan nasıl bunu oluşturacağınızı da göstereceğim. Gerçekçi bir kaplama kullanarak bunu uygulama olarak gösterme şansım yok açıkçası şu anda. O bakımdan tam olarak bunu niye yapıyoruz ki? Bunu niye yapıyoruz ki gibi bir soru gelebilir aklınıza. Ama yani ben niye de bir UV mapping'i göstereceğim size. Daha sonra hazırlayacağım derslerde zaten uygulamalı basit sahneler yaratacağım. Uygulamalı basit sahnelerden şu ana kadar öğrendiklerimizi kullanarak uygulamalı bazı sahneler yaratacağız. O yüzden ben şimdilik bir UV mapping'in üzerinden geçeceğim. Şimdi adamın biri size şunu söylüyor. Ben bu yüzeye mesela bir yazısını, şu yüzeye iki yazısını, şu yüzeye de üç yazısını yazmak istiyorum. Şimdi tek tek Paint'ten 1, 2, 3 diye iki tane resim elde edip bunları tek tek her bir yüzeye kaplamak gibi çılgınca bir fikre kapılabilirsiniz. Ama UV mapping'de bu çok kolay. Yapmanız gereken şey şu kadar. Basit. Yani hemen şu yeni sahneye geçiyorum. Bir tane küp yaratılır. Oldukça basit bir olay. Solid'e gelelim. Blender Render'dan Cycles'a geçilir.
Yani bunun bir önemi yok. Blender Render'ın da UV Mapping desteği var ama bizim işimiz Circus'ta. Neyse. Şimdi. Şunu da kapatalım ha. Şimdi biz söz konusu o 1-2-3 olayına ulaşmaya çalışacağız. Amaç o. Yapmanız gereken şey arkadaşlar. Tapla edit moda geçiyorum. Hatta şunu açayım ben bir dakika. Şunları kapatalım. Şunu hemen bir yapayım da tam olarak neyden bahsettiğim anlaşılsın. Evet. Şimdi. Tapla edit moda geçtim. Benim şuradan kenar seçme moduna geçiyorum. Benim burada belli kenarlara UV mapping açılımını sağlayacak belli çizgiler işaretler koymam gerekiyor. Blender bu işaretlerden yararlanarak şurada gördüğünüz küp açılımını bana verecek. Yapıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar seçtiğim kenarları işaretlemem gerekiyor. Bunun için Ctrl E'ye basıp Mark Shim diyorum. Shim ne demek bilmiyorum ama Mark'ın işaretlemek anlamına geldiğini biliyorum. Yani işte o kısmı işaretle gibi bir anlamı var bildiğim kadarıyla. Neyse. Ben herhangi bir kenarı seçip Mark Shim'e bastığımda gördüğünüz gibi o kenar işaretleniyor. Gördüğünüz gibi veya Clear Shim dersem de onu temizliyor. Şimdi. Benim hangi kenarları işaretlemem gerek ki bu sonuca ulaşayım. Mark şimdi UV mapping mantığında arkadaşlar işaretlediğiniz kenarlar nesne 3 boyutlu nesne işaretlediğiniz kenarlardan kesilir. Yani kelimenin tam anlamıyla olay budur. Bu yüzeyler birbirinden işaretlenen noktalardan kesilir, ayrılır. Bir bütün olmaktan çıkar ve 2 boyutlu bir resme düzlemsel olarak açılmayı sağlar. Dolayısıyla arkadaşlar belli kenarları seçiyorum. Ben şu anda ezbere konuşacağım. Şu kenarları seçmeniz gerekiyor. Bu arada Z ile nesnenin arkasını görme moduna geçiyorum. Şöyle kenarları seçiyorum arkadaşlar. En son hangisini seçtiğinizin bir önemi yok. Neyse. Şu kenarları seçiyorum ben. Gördüğünüz gibi. Tabii şu da var. Evet. Daha sonra Ctrl E ve Mark Shim diyorum. Ve şimdi arkadaşlar az önce o gördüğünüz renkli işaretlerle işaretlemiş kareli kağıdı yaratacağız. Bu bizim test gridimiz. Yani test ızgaralığımız olacak. Şuradan New'e basıyorum. Bu arada şunu da göstereyim ısrarla. Şurada gördüğünüz üçgenlere basıp tutuyorum ve ikinci bir pencere açıyorum. Şuradan UV Image Editor'a geliyorum. Ve şuradan da New'e tıklıyorum. Blank'i UV Grid olarak değiştiriyorum. UV Grid yani UV ızgaralığı. İsterseniz şurada çözünürlüğü arttırabilirsiniz ama ben şimdilik 1024'e 1024'e uygun görüyorum. Ya da isterseniz neden olmasın ki deyip 2048'e 2048'e 2048 diyebilirsiniz. OK'a tıklıyorum ve bu söz konusu test ızgaralığını oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey bu işaretleri koyduktan sonra A'ya tıklayarak bütün yüzeyleri seçmek. Daha sonra U'ya basıyorum ve burada gördüğünüz UV mapping seçeneklerini görüyorum. Şimdi arkadaşlar burada bir sürü seçenek var gördüğünüz gibi. Mesela Cube Projection, işte Cylinder Projection, Shaper Projection gibi farklı farklı seçenekler var. Normalde herhangi bir kenarı işaretlemediyseniz şurada gördüğünüz seçeneklerden bir tanesini seçeceksiniz demektir. Ama eğer kendi kafanızdan yarattığınız bir UV mapping olayı varsa o zaman burada size sunulan seçenekleri reddedecek ve kendi oluşturduğunuz bu işaretler sonucunda ortaya çıkan UV mapping seçeneğini görmek için yani ya işte UV mapping unwrapping'e tıklayacaksın işte cümleyi kuramadım her neyse. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben belli kenarı işaretledim ve UV mapping menüsündeki unwrap'a tıklıyorum ve Blender bana otomatik olarak bu zar açılımı modelini veriyor. Şimdi bununla ilgili hemen şuradaki açıklamaya bakalım. Tıpkı şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar Blender'ı şöyle küçültelim yanına koyalım. Şunu da kapatıyorum bir süreliğine. Tıpkı burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bizim küpümüz. İşaretlenmiş kenarları bir daha seçiyorum. Blender bu kenarlardan bu küpü kesti. Mesela şimdi şu kenar arkadaşlar.
Resimdeki şu kenara tekabül ediyor. Şu kısım şuraya, şu kısım işte şu iki kenara tekabül ediyor. Şu iki kenarda, arkada bulunan iki kenarda şu kısımlara tekabül ediyor ve şu ortadaki çizgi arkadaşlar. Bütün mesele şu ortadaki çizgi. O da işte şu kısma tekabül ediyor. Şu kısım yani daha doğrusu. Ve sonunda açıldığında, küp açıldığında böyle bir model elde ediyorsunuz. Mesela mantığı birazcık daha kavrayabilmek adına ben ya şuradaki kenara değil de şuradaki kenara seçseydim. Markçimleseydim yani. Kısacası Markçim şöylese bir yol izlemiş olsaydı. O zaman nasıl bir küp açılımı elde edecektik? Yumyopin diyorum bir daha ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradaki sona ekledik ve böyle bir açılım oldu. Mesela bunun gibi fonksiyonları deneyebilirsiniz. Yani kafanıza göre bunu deneyebilirsiniz. Mesela şunu siliyorum. Bakalım farklı farklı kombinasyonları özür dilerim. Farklı kombinasyonları deneyebilirsiniz. Mesela bunu markçimini temizledim. Şuraya ekliyorum. Mesela şimdi ne olacak? Yani böyle saçma sapan bir şeyler oldu. Tabii siz denge bozulunca Blender'da sapıtmaya başladı haliyle. Bunun gibi şeyler. Mesela şunu siliyorum. Direkt böyle bir tane UV mapping alıyorum. Yine korkunç bir şey oldu yani. Hatta resetliyorum. Tekrar UV unwrapping diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi böyle saçma sonuçlara da ulaşabiliyoruz. Veya şu kısmı mesela markşimliyorum. Gördüğünüz gibi böyle sonuçlara erişebiliyorum. Şimdi tekrar şunu silip olması gerektiği modele dönüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan sonra New'e tıklıyorsunuz. Şurada yani burada fark ettiyseniz daha materyali atamadan kaplama işine giriştim. Yani mesela bu aklınızda bulunabilir. Tuhaf bir olaydır. Daha kaplamaya atamadan UV mapping işine girdim. Mesela bu normalde tercih edilmez. Yani ben işin nereye varacağını bildiğim için önce UV mapping'i göstermeyi tercih ettim ama normalde bir proje yapıyorsanız önce kaplamayı bir seçin. Materyalleri adam gibi atayabilin ki ondan sonra şu test grid ile yarattığınız kaplamayı UV mapping ile üzerine test edip ondan sonra gerçek kaplamaları atarsınız. Böylece istediğiniz sonuca ulaşırsınız. New'e tıklıyorum. Diffuse'dan işte şuradan image texture diyorum. Ve yani normalde open derseniz bilgisayarınızın hard diskindeki bir kaplamayı seçerdiniz. Ama biz zaten şu test kaplamasını Blender'ın içine yarattığımız için şuradan seçiyoruz arkadaşlar. Untitled 001. Şuradan kaplama moduna geçiyorum. Ve gördüğünüz gibi yani tebrikler işte çok iyi bir küp açılımı. Ama yine de bizim amacımız bu değil. Bizim amacımız üzerine yazı yazmak. Onu da yapıyorum. Şuradan Weave'i değiştiriyorum. Paint'e geçiyorum. Paint'e niye geçtim şimdi? Bakalım niye geçtim ben Paint'e? Tabii ki bir şeyler çizebilmek için. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Paint üzerine bir şeyler yazdığımda ben yani şurada karalamalar yaptığımda bu yüzeyleri etkiliyor. Mesela şuraya 1 yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu yüzeye 1 yazmayı başardık. Mesela şuraya 2 yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi buraya da 2 yazdık. Mesela 3'ü deneyelim. Bu arada yüzeyleri çok iyi göremiyorum ben. Bir bakalım. Şu kısım tamam. Test grid çok fazla nesne içerdiği için görmem gereken asıl çizgileri göremiyorum. Ama neyse önemli değil. Mesela bu 3'ü nereye çizdik? Alt kısma çizmişiz. Sonra 5 mesela 5'i nereye çizdik bakalım, 5'i de buraya çizmişiz bunun gibi yani. Mesela 7 7 nereye denk geldi? 7 buraya denk geldi. Buraya da 6'yı çizelim. Bu arada gördüğünüz gibi arkadaşlar çizgileri çok iyi göremediğim için mesela 6'yı yanlış yere çizdim ve böyle sonuç verdi. Yani 6 yazısının bir kısmı şu yüzeyde, bir kısmı da bu yüzeyde olduğu için Blender'da bana böyle bir tepki veriyor. Gördüğünüz gibi. Yani her bir yüzey bir diğerinin tekrarı.
Evet, o bana 1-2-3 çizgi adama böylece sonucu ulaştırmış oluyorsunuz. Neyse. Tekrar Yubi'lere geliyorum. Burada da tabii ayrı bir olay var. Neyse. Bu küp açılımını ben yine aynı küp açılımını kullandım arkadaşlar. Bunu geçiyorum şimdi. Küreye gelelim. Küre arkadaşlar. Küre birazcık daha hoş olacak. Bizi birazcık daha uğraştıracak muhtemelen. Bir küp yaratıyorum hemen. Küre yaratıyorum. Şimdi arkadaşlar küre bu. Yani basitçe biz buna küre diyoruz. Bir de ikinci bir küre var. Şurada Ico Shaper olarak. Her bir yüzeyin boyutu ve şekli aynı olan küredir bu. Ama biz UV Shaper'la ilgileneceğiz. Şimdi demiştim arkadaşlar. Benim dediğim gibi işaretlediğimiz yüzeylerden Blender nesneyi keser. Mesela şu yüzeyi işaretliyorum. Ben bu arada bu yüzeyi nasıl, bu kenarı hemen nasıl seçtim? Şöyle ki Shift'e alta basılı tutuyorum ve mesela herhangi bir yüzeye sağ tıklıyorum ve o yüzeyle komşu olan o kenarla komşu olan bütün kenarları seçiyor. Mesela şöyle bir yine Shift'e ve alta basıyorum. Sağ tuşa tıklıyorum. Alt Shift Right Mouse. Gördüğünüz gibi şöyle bir komşu olan bütün kenarları seçiyor. Neyse. Şunu seçiyorum. Mark şimliyorum. Ve direkt UV Mapping diyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bir dakika bunu görmeyin. Bu niye böyle oldu? Yani herhalde böyle olması gerektiği için böyle oldu. Gerçi bunun daha simetrik olması gerekiyordu ama bir daha deneyelim. Yani şu yüzey niye bu kadar büyük oldu? Ben bunu anlayamadım şu anda ama. Mesela y ekseninde işaretlemeyi deneyelim. Şimdi benim de kafama takıldı bu. Evet, birazcık daha düzgün oldu sanki ama bilemiyorum. Y ekseninde işaretleyince birazcık daha düzgünleşti. Neyse, önemi yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben burada işaretlediğim noktadan bir makasla kestiğinizi düşünün. O zaman işte şu işaretlediğim nokta, yani şu kısımlar birbirinden ayrılıyor ve tam böyle yüzeye oturtuluyor. Peki şimdi aklına şöyle bir soru geliyor. Bu Blender'ın derdi ne ki? Şu kısımlara tekabül eden yüzeyler burada niye o kadar sıklıkla ortaya çıktı? Şimdi arkadaşlar, bu konuda Blender'ı suçlamayın. Elinize yani küreden yapılmış bir kağıt alın isterseniz. Bunu bir kutuptan diğer kutuba doğru kesin. Bir meridyen boyunca kesin. Ve onu bir kağıda düzensel olarak yapıştırmayı deneyin. Başaramazsınız. Kağıt yırtılır. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir küre kesip de bir kağıda böyle düzlem gibi yapıştırmaya çalıştığınız zaman küre şimdi şuradan kesildi ya, onun hemen simetrisindeki şu bölümlerde bolluk meydana gelecek ve bu bolluk yüzünden kağıt asla, yani kağıdın bütün yüzeyi asla yere temas etmeyecek. Blender'da işte bunu yapamadığı için kağıt yırtılmaya uğramasın diye şu kısımlarda yüzeyi bollaştırıyor. Yani gerçek hayatta tabii ki bunu yapamayız. Yani yüzeyle sıkıştırıyor böyle. Oraya sıkıştırıyor ki bütün yüzeyler yere değebilsin. Olay bununla ibaret. Bakalım. Evet işte kürede böyle bir açılım var. Mesela şöyle bir olay deneyeceğim şimdi. Şu kısmı işaretlemiştik ya. Bir de onun tam simetrisindeki kısmı işaretliyorum. O zaman nasıl tepki verecek? Bakalım. Bunu yapınca da arkadaşlar küreyi iki ayrı parçaya ayırıyor. Ayırıyor şu parçaya ve şu parçaya. İki ayrı parçaya ayırıyor küreyi. Ve sıklaşma olayı yine var gördüğünüz gibi. Şu sıklaşma olayı şu kısımlara gerçekleşiyor. O bolluktan dolayı. Mesela bakalım. Dört tane daha yüzey seçiyorum. İki tane daha yüzey seçiyorum. Toplam dört tane birbirine 90 derecelik açı yapan kenarları seçiyorum. U'ya basıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar böylesine bir dört ayrı parçaya ayrılıyor ve şu ortadaki yüzeylerin kesişme oranı daha da azalıyor. Çünkü yüzey küçüldükçe yani kesilen parça sayısı küçüldükçe yüzeyler de azaldığı için yere bastırmak daha kolay oluyor. Böylece bozulmaya uğrayan yüzeyler daha da azalıyor. Mesela şöyle bir olay var bir de. Şu en alttaki B'ye basacaktım. B'ye basıyorum ve sol tuşla şu alttaki bütün çeyrek küreyi seçiyorum. Bunun amacı nedir? Yani bütün çeyrek küreyi seçiyorum bir tek mantığı şudur ki seçili olan işaretlenmiş üzeri kenarda seçebilmek. Yani ben tek tek şuraya uğraşmaktansa, şöyle tek tek uğraşmaktansa her birini seçmekle
seçmek ile. Direkt şuradan şu olayı gerçekleştiriyorum. Ve bütün işaretlenmiş kenarları seçebiliyorum. Mesela şuranın işaretlenmiş kenarını kaldırdım. Şimdi nasıl bir şey elde ettim? Gördüğünüz gibi bütün kenarlar şuradan sonra temizlendi. Peki bunun UV unwrapping'ini alırsak ne olur? Ve işte ulaştığımız sonuç arkadaşlar böyle bir şeydir. Bunu yaptığınızda hiçbir yüzey birbirinden kesinlikle ayrılmaz. Çünkü şurada bir ayrılma olayı, kesme, tamamen koparma olayı gerçekleşmedi. Dolayısıyla her biri merkezde birleşecektir. Mesela bir kısım daha temizliyorum. Şöyle bir alan daha temizliyorum. Yani bir aşama daha, bir level daha, bir seviye daha yukarı temizleme işlemi gerçekleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi birleşme olayı birazcık daha fazlalaştı. Yani UV mapping budur arkadaşlar. Nesne keser, biçer. Başka başka türlü türlü şekiller sokar. Mesela evet, şu kürede o olayı uyguladım. Gördüğünüz gibi. Çok net bir biçimde görülüyor. Şu kısımda da kopma meydana gelmemiş. Yani şu kısımda kopma meydana gelmemiş. Şu kürede de ne uyguladım? Bu kürede uyguladığım şey, bunu daha önce de göstermişim açıkçası. İki ayrı kenarı tamamen seçtiğimde küre iki ayrı parçaya ayrılıyor. Net iki parçaya ayrılıyor. Onunla geçtim. Mesela silindir. Silindiri arkadaşlar çok fazla kez kullanabilirsiniz. Andrew Price'in bir dersi vardı. Varil dersi. O çok ünlü bir dersti. Zamanında hatta Blender TR forumunda da çok fazla konuşmuştuk onu. Çoğu kişi o dersi izleyip uygulamıştı. Ünlü bir dersti. Böyle bir varillerden oluşan bir sahne yaratmaya gösteriyordu Andrew Price. Orada arkadaşlar silindir açılımından bahsediyordu Andrew Price. Ben de ondan bahsedeceğim şimdi. Elimizde bir tane silindir var. Var mı? Evet var. Silindir. Şimdi arkadaşlar bu arada silindiri eklemeden önce, yani ekledikten hemen sonra T'ye basıyorum ve şu Add Silindir menüsündeki ayarlardan K Fill Type'ı N-Gon'dan Triangle Fan'a geçiştiriyorum ve böylece yani şurada gördüğünüz küreleri de kenarları da elde ediyorum. Bunun hiçbir mantığı yok. Bu tamamen benim zevkime kalmış bir olay. İsterseniz yapmayı da bilirsiniz. Önemli değil o kısım. Neyse. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şöyle bir silindir açılımına ulaşmak. Onun da resmini önce hazırlasaydım daha hızlı hareket ederdik ama neyse. Seleyinden. Umarım böyle yazılıdır silindir. Ya da bilmiyorum. Evet galiba olay budur. Silindir projeksin. Ha, Seley mi yazmışım ben? Neyse. Bakalım burada uygun bir yani silindir açılımını görmek istiyorum da ben. Onu size nasıl açıklayayım? Burada hep dünya ile ilgili şeyler verilmiş de benim istediğim olay birazcık daha farklı. Yani demek istediğim şey silindir açılımı ile ilgili demek istediğim şey şudur mesela en kötü ihtimalle şuradan göstereyim. Şu resimde arkadaşlar silindir projection ile dünyayı kaplamaya göstermişler. Aynı zamanda küre açılımıdır bu. Hani Grönland bozulmaya uğruyor diyordum ya. İşte bu açılım yüzünden uğruyor o bozulmaya. Şimdi arkadaşlar ben yani Paint'ten çizeyim onu ya. Ben başka türlü olmayacak bu çünkü. Bir 8. sınıf geometrisinde öğretilen bir küre şekli vardır arkadaşlar. Küre açılımı vardır. Ben size onu göstereceğim hemen. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama şöyle bir küre açılımından bahsederler. 9. 8. sınıfta. Bir küreyi arkadaşlar açtığınızda şöyle bir sonuca ulaşırsınız. Şu kısımlar açıldığında elde edilen şekil bir geometrik, bir dikdörtgen. Üstteki ve alttaki küre açıldığında da direkt üste ve alta gelen ikişer küre meydana gelir arkadaşlar. Bizim bu açılımı elde etmemiz gerekiyor. Şimdi madem ben böyle bir açılım elde etmek istiyorum, o zaman nasıl bir kesme işlemi uygulamalıyım? Onu hemen ben size göstereyim arkadaşlar. Böyle bir açılım istiyorsanız yapmanız gereken şey şurada gördüğünüz iki çemberin kenarını mark çimlemek ve UV unwrapping demek.
Evet, niye olmadı? Bakıyorum. Aslında az önce denememiştim bunu ama. Yani şöyle söyleyeyim. Mutlaka bir yolu vardır ama ben bilmiyorum açıkçası. Yani bunu da aslında kafadan sardım. Böyle bir şey anlatmayı düşünmüyordum. Benim aslında yapmak istediğim olay şuydu. Şuralarım var şimdi demekti. O zaman ulaşacağın sonuç yine şuna benzer bir şey olacak. Hatta bilmiyorum. Olmalı yaşa ama. Yani senin projeksin arkadaşlar. Mark Şimlemeyin bunu ya, boş verin, evet. Yani silindir projeksinde sadece yani unwrapping değil de silindir projeksini uygulamanız yeterli. Bunu yaptığınızda Blender otomatik olarak, yani şunu da unutmayın tabi, mesela bir deneyeyim tabi, hangi bakış açısıyla silindire baktığınızın önemi var. Ben 5'e basarak 2 boyutlu görünüme ve 1'e veya 3'e basarak da hani belli bir yandan bakma görünümüne geçiyorum. Ondan sonra da silindir projeksiyona geçiyorum arkadaşlar. Burada Blender istediğimiz sonucun %50'sini bize veriyor. Nedir bu %50'si? Şu kısmı, yani kenar kısmını, yani şu kısmı bana, yani şu taralı kısmı bana dikdörtgen bir biçimde açılımını veriyor ve çok düzgün veriyor. Gördüğünüz gibi dikdörtgen bir açılım var burada ve her bir dikdörtgen eşit. Tam da istediğim gibi. Küreleri ise biz kendimiz yerleştirebiliriz. Yapmamız gereken şey yüzey seçme moduna geçmek. C'ye basarak şu üst kısmı seçmek tamamen. Ve daha sonra 7'ye basarak üstten görme geçmek ve tabi alttaki kısmı da seçiyorum. Şöyle alttaki yüzeyi seçiyorum. 7'ye basarak üstten görme geçmek. U'ya basıp Project from View. Yani bu olay şu demek. Tam da baktığım açıdan bana projesini al. Yani tam da baktığım açıdan projesini aldığımda bunun bana bu küreleri kendisi eliyle veriyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, hatta yani normalde böyle yapmayın siz ama yine ben gösteriyorum. Hani şu Paint'te çizdiğim olaya ulaşmak adına. Tabii normalde yani şimdi göstereceğim açılım modunu gerçekte kullanmayacağız muhtemelen. Dediğim gibi yine sadece Paint'teki şekli göstermek için kullanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Paint yani. Şimdi düşünüyorum, Paint mi daha iyi, Blender mi daha iyi? Paint'te bu sonuca çok hızlı ulaştık. Blender'da yarım saattir ulaşıyoruz yani. Tabi bu konuda tartışılır. Neyse. bakalım. Ne diyecektim ben? Bu kısmı seçiyorum. Heh. Project From View'den birazcık daha bahsedeceğim. Tam olarak bu nedir? Yani şu olay. Project From View nedir tam olarak? Mesela ben bütün silindiri seçiyorum ve Project From View diyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bana bu silindirin projesini tam da gördüğüm açıdan alıyor. Gördüğünüz gibi üç boyutluluğu kesinlikle görebiliyoruz yani. Veya mesela şöyle bir şeyden yapıyorum. Project From View diyorum. Tam da gördüğüm o projeden bana görüntüyü veriyor Blender. Hatta yakınlaştırıyorum. Yani gördüğünüz gibi tam da gördüğüm açıdan bana projesini veriyor. Bu arkadaşlar çok 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 gelişmiş bir olaydır. Yani şu gördüğünüz görüntü size çok saçma gelebilir ama ciddiyim. Daha sonraki derste de bahsederim. Yani öyle bir özelliktir ki bu. Sıradan bir fotoğraftaki kaplamaları bile cebe indirmenizi sağlar. Yani böyle bir olaydır. Mesela ne bileyim. Öyle bir olaydır ki. Bakalım mesela ne diyebilirim. Ya şimdi wallpaper çıkacak ama. Yani şunu ha mesela buradaki şey gösterebilir mesela. Ya şu, evet bak. Bu olay çok iyi. Bu Project From View olayı arkadaşlar öyle bir olaydır ki, tekrar ediyorum. Şu duvardaki perspektifi yanlış verilmiş kaplamayı dahi cebe indirmenizi sağlar. Mesela misal veriyorum. Söz veriyorum, daha sonra bahsederim dedim ama hemen şimdi bahsediyorum. Mesela şöyle bir duvar yaptım. Şöyle bir duvar yaptım. Bu duvara şöyle bir açıdan bakıyorum. Niye böyle bir açıdan bakıyorum? Çünkü bu duvarda böyle bir açıdan bakılmış. Umarım çakmışsınızdır ne yapmaya çalıştığımı. Daha sonra Project From View diyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar o duvarın, yani projeyi tam da o duvarın perspektifine göre alıyorum. Mesela söylemeye çalıştığım şey şu. Siz bu kaplamayı şuradan şu kenardan kesseniz dahi perspektifi tam olarak oturtamazsınız. Ama UV Mapping'den bu olayı kullandığınızda size tam da istediğiniz sonucu verecektir. Böyle perspektifler tam cuk diye üst üste oturduğu zaman
oturduğu zaman hangi kaplamanın hangi açıdan çekildiği sizin için bir önem taşımayacak. Bu çok güzel bir olaydır yani. Bu Project From Weave olayına hakim olmanızı öneririm arkadaşlar. Ben daha önce özel bir projede kullanmadım özel olarak. Ama yani kesinlikle önemli, ne diyeyim yani. Bunu kullanın. Bu önemli bir özellik yani. Neyse. Silindirden de bahsettik arkadaşlar. Bu arada silindirin de kablomasına bakalım. Mesela silindirin sonuç rutuşlarını yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada 1 2 3 4 5 6 7 yazıyor. Üstteki yüzey tam olarak üstüne yapıştırılmış. Ve gördüğünüz gibi tam da şu çember içine aldığı noktayı 3D ekrandaki şu silindirin tepesine yansıtıyor. İşte şu duvar kısmı. Orayı seçiyorum hemen. Bu arada 3D'yi de seçtiğiniz ekranı sadece burada görürsünüz. O önemli bir olaydır. Mesela şu kısmı seçmiyorum. Gördüğünüz gibi şurada bir boşluk oluştu. Bunun gibi yani. Neyse. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar tam da şu yan kısım bir plane gibi, bir yüzey gibi buraya tam olarak oturmuş. Mesela bu arada ben S ile bunu büyütebilirim arkadaşlar. Bunu büyüttüğümde şurada gördüğünüz gibi kaplama kendini tekrar etmeye başlar. Bu UV mapping'de kaplamanın tekrar edişini çok kolay bir şekilde kontrol etmenize yarar. Bu da önemli bir özelliktir. Yani UV mapping'i atadım, hadi oldu falan yok. Bir de bunun boyutunu ayarlayıp belli başlı seçenekleri bilmeniz gerekiyor. Bu arada son bir noktaya daha değineceğim arkadaşlar. Mesela ben bu silindirin UV mappingini çok güzel bir biçimde ve hiç maksimum kullanmadan yaptım. Yani şu maksimum olayı hani var mı görüyor musunuz? Yok. Yani maksimum olayı kullanmadan yaptım. Bu da şunu anlamanızı sağlar. İyi bir UV mapping için illa her zaman bu maksimum olayına ihtiyacınız yok. Tabii bir insanın kafasını veya vücuduna UV mapping atamak istiyorsanız korkarın ki maksimumu bilmeniz gerekiyor. Ancak yine de kendi ideolojimi savunmak adına size bir render göstereceğim. Şu render arkadaşlar. Görüntü çok kaliteli değil ve şurada açıkçası blur var. Yani laptop file var. O yüzden çok iyi görünmüyor. Ama şunu söyleyeceğim. Yani şurada açık net bir şekilde sonuçta bir tahta kaplaması olduğu görünüyor. Ben bu tahta kaplamasını arkadaşlar UV mapping ile yaptım ama hiç maksimum kullanmadım. Benim burada yaptığım olay şuydu mesela. Sizden bu arada bahsediyorum yani. Bir tane küp yarattım arkadaşlar. Bu küpü işte taptan yüzey modundayım ya. Bir tane tek bir yüzey seçtim ve UV unwrap'a bastım. Blender bana en basitçe o yüzeyi kare biçimde bana verdi. Çok basit bir işlemdir yani. Daha sonra bunu mesela kaplama bu ya. Bir kısmına küçülttüm koydum. Mesela bunu aldım. Buna da UV mapping dedim. Bunu da aldım. Şuraya koydum mesela. Bunu aldım. UV mapping dedim. Bunu da küçülttüm. İşte G ile şuraya taşıdım falan. İşte bunu aldım. UV mapping dedim. Tak bana veriyor böyle Blender her seferinde onu. Yani her seferinde Blender bana bunun net bir biçimde görüntüsünü veriyor. İşte sonunda ulaştığım sonuçta böyle. Her bir yüzeyin tahta kaplamasının belli yüzeylerin tam üstüne oturttum. Ve böylece olumlu bir biçimde yani hoş bir biçimde ben bu tahta kaplamasını elde ettim yani. Bunun böyle basit bir açıklaması var. İlla iyi bir sahne için yani her ne kadar bu sahnenin yeteri kadar iyi olmadığını düşünsem de örneğin şuradaki kaplama hatası gibi illa iyi bir sahne hazırlamak için UV mapping'de maksimum olayına ihtiyacınız yok. Bunu niye anlattım ben mesela? Niye böyle bir ayrıntıdan bahsettim? Çünkü şunu anlamanızı istiyorum. İyi profesyonelce bir iş yapmak istiyorsanız kafanızdaki tabuları yıkmanız gerekiyor. İyi bir UV mapping yapabilmek için arkadaşlar geometrik anlamda görsel bir yeteneğe sahip olmanız gerekiyor. Yani iyi bir UV mapping için cevap şu değildir. İyi bir maksimum gerekir. Hayır, cevap bu değil. Cevap yani net açılımları kolay bir biçimde görebilmenizdir. Olay bundan ibaret. Bakalım. Kaç dakika olmuş? Göremiyorum. 39 dakikadır konuşuyorum. 39 dakika 56 saniye.
Şimdi arkadaşlar, bahsedeceğim başka ne var? Düşünüyorum. Düşünüyorum. UV'lere geliyorum. Benim burada göstermek istediğim bir şey daha var mıydı? Sanırım yok. UV mapping ile ilgili olan derse aslında var, pardon, özür dilerim. Anlatmam gereken birkaç şey daha var. Şuradaki internet sitelerini unutuyordum az da. Şimdi Blender UV Unwrapping yazdığınızda Blender resmi sitesi yine kendisine yönlendirecektir. Bu da size gösteren küp açılımından bahsedilmiş mesela. İngilizce, bunu boş verin. Ben size burada yorumlayacağım. Bunu yorumlayamıyorum. Yani çok saçma bir şey uygulanmış. Bilmiyorum. Ha evet. Ha evet. Az önce size gösterdiğim illa mark çimlemeniz gerekmiyor dediğim olay vardı ya. Bu o olay işte. Adam burada bir plane arkadaşlar. Özür dilerim. Adam burada bir plane'i şurada orta ikiye kesmiş. Şurada orta ikiye kesmiş. Bir de şurada ufak bir küp daha almış arkadaşlar. Ve bunları UV mappinglemiş. Şu yüzeyi arkadaşlar ters döndürdüğü için şuradaki kareler düzgünken buradakiler çapraz görünüyor. Şu kısım şuraya tekabül ederken bu kısım da şuraya tekabül ediyor. Bu yüzden çapraz. Mantığını göstermiş yani adam. Mesela burada yüz açılımından bahsetmiş. İyi bir yüz açılımı yapmak için gerekli olan mark çimleme olayından bahsetmiş adam burada. Mesela 3D bir kafa modelini adam mark çim kullanarak böylesine net bir biçimde açmış. Mesela insan kafasını nerelerden mark çimlersek eğer bu güzel sonuca ulaşabiliriz diye adam burada göstermiş. Mesela bir vücut, kadın vücudunun mark çimlenmesiyle ilgili bir açılım göstermiş mesela. Gördüğünüz gibi. Blender.org'da bundan bahsediyor. Kapatıyorum bunu. Buna da gerek yok daha. Burada da What is UV Unwrapping'den bahsedilmiş. Burada 1-2-3 fikri bana buradan geldi arkadaşlar. Bu siteden geldi. Burada uzun uzun anlatıyor. İsterseniz araştırabilirsiniz. Ben çevirmeyeceğim tek tek. Burada hatta anladığım kadarıyla UV Wrapper Pro diye bir program var. Adam UV mapping'i burada yapıyor herhalde. Neyse, önemli değil. Bakalım bakalım bakalım. Bunun bir ilgisi yok ha. Bunun işimize bir ilgisi yok. UV mapping budur arkadaşlar. Bahsetmem gereken başka şeyler mutlaka vardır. Ama şu anda gerek o kadar yeterli bilgim olmadığından, gerek şu an aklıma gelmediğinden hepsinden bahsetmeyeceğim. Ama bunun hiçbir önemi yok. Çünkü bu dersteki amacım kesinlikle size UV mapping'in ne olduğunu, mantığını az çok anlatabilmekti. UV mapping'in esaslarını hazırlayacağımız sahnelerde atacağız. Yani UV mapping'i burada bir pratiğiniz olsun diye gösteriyorum sadece. Hatta eğer istek gelirse mesela güzel bir tahta kaplaması için veya ne bileyim yani farklı farklı kaplamalar için nasıl UV mappinglerin oluşturulması gerektiğini anlatabilirim. Ben yine de burada belli küp, kare veya silindir açılımlarından bahsettim. Bunlar en temel kesimlerdi. Onun dışında evet, dediğim gibi yani olay bundan ibaret arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.